da burada bitecek. Sert bombalar geliyor Digital Athletics. Sert bir oyunla girecek bu tepeye. O bölgede Lucky 7 Esports çok zor durumda kaldı artık. Son ismi Ezel'le birlikteler. God of Anarchy ekibi de 3 isimli orada. Scarface sert bir oyunda işlerine daldı şimdi. Bugilerle girdiler. Digital Athletics istediğini alabilecek mi bu bölgede? Bir puan daha çekildi ama Scarface milim canı var. Hemen kendini geriye attı. George'dan şimdi Atex'e doğru denemeler görüyoruz. Şimdi bir güzel bir bomba gelirse buradaki fight'ı bitirebilir. Buradan Digital Athletics'e bir win getirebilir. Shotgun'la denemeler. Ardından güzel bir drive-by. Ve bu bölgede God of Anarchy'ye de veda ettik. Yanı sıra ilk olarak school yolunda bir araç kavgası bizlerle birlikte bu bölgede. Bu Slay herhalde, yanlış görmediysem Slay. Bu bölgede bayıldı. Zehir burayı darlıyor. Zehirden ikinci nak. Emre'yi de burada silmeyi başardı. Dark Passage ekibi hızlı başladı karşılaşmaya. Güzel bir savunma. Körcer'i burada düşürmeyi başardı ama Android. Güzel trade çıkıyor bu bölgede. Şimdi tepeye doğru da güzel açı yakaladı o bölgede. Simpioni'yi de yakalamayı başardı. Toparlanmış bir Spurs ekibi gördü karşısında. Yusa doğru güzel bir atış, hemen hızlıca nakta dardığından Keeper'a da güzel bir dönüş. Bakalım uzaklardan bir güzel atış daha gelir mi diyecekken sağ taraftan Deadline. Bir tek oyuncu infosu daha yok. Bu yüzden rahat bir oyun oynanmıyor derken Deadline o bölgeden Room skorunu çekmeyi başardı. Seven bu bölgede Wolf'u kaldırabilecek mi, oraya doğru sert atışlar. Rip 7'da ilim canla kaldı. İki oyuncuyu tek başına o bölgeden, o uzak mesafeden Deadline. Rip 7'a arkadan sert atışlar. Deadline hemen indi aracından. Milim canı var Rip 7'ın ve tek başına Deadline Good Guys'ı silmeyi başarıyor. Gerçekten harika bir oyun.